Evet, kolay değil. Futbolda eleştiri hiçbir işte olmadığı kadar fazla. Bu kadar para yatırıp belki hiç istemediğiniz şekilde küfürler duyuyorsunuz, kötü sözler duyuyorsunuz ama maalesef dünyanın dört bir tarafında futbol sektörü böyle. Sizi vezir de yapabiliyorlar. Bir bakıyorsunuz sizi rezil de edebiliyorlar. Aynı işte oyuncu topluluğu antrenörün başına geldiği gibi. Yani bu sadece kulüp başkanına olan bir şey değil. Oyuncularla teknik heyete de bunlar oluyor. En önemli kısmı da taraftar. Bu işin 12. adamı Samsun taraftarını yadsıyamayız. Müthiş bir taraftar var. Futbolu iyi bilen, neyin ne olduğunu çok iyi bilen bir taraftarı var. En zor zamanda geliyorlar. Şu anda birçok şey parametre düzelmiş durumda. Lütfen bu parametrelerle çok oynamayalım. Hani vardır ya dişlinin bakımlarını yapalım. Yağlayalım onları. Güzel bir şekilde onların bakımlarını yapalım ama ne olur abartmayalım. Balansımızı ne artı ya da ne de eksi olarak yükseltmeyelim. O dengeyi sağlayalım. Çünkü zaten böyle olursa Samsunspor başarılarıyla önce Yüksel Yıldırım Başkan ve daha sonra teknik heyet ve oyuncular zaten hak ettikleri yere basın tarafından da getirilecektir. Ben böyle düşünüyorum. Şu andaki gidişat çok güzel. Şu anda herkes mutlu. Ama unutulmaması gereken 6. haftadayız daha. Önümüzde uzun bir maraton var. Hepimiz söylemlerimize ve tavırlarımıza dikkat etmek zorundayız. Samsunspor'un her bir oyuncusu bu sene çok değerli. Kelimelerimizi seçerken çok dikkat edelim ama lütfen şunu da unutmasınlar. Arkadaşlar, siz askeri maaşla çalışmıyorsunuz, askeri ücretle çalışmıyorsunuz. Siz oraya çıktığınızda en iyisini vermekle mükellefsiniz. Sizin baskı altında kaldım deme hakkınız yok. Siz bu forma için en iyisini yapmakla mükellefsiniz kardeşim. Kesinlikle Şu abi. anda da yapıyorsunuz. Bakın iyi işler yaptığında herkes size çok güzel davranıyor. Size oturtacak yer bulamıyor. Size ikram edecek ürün bulamıyor. Bundan daha güzel bir şey yok.